Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Çağrımıza duyarlı davranıp buraya geldiğiniz için de çok çok teşekkür ederiz sizlere. Öncelikle ben kısa bir açıklama, bir açılış konuşması yapacağım. Genel hatlarıyla konuyu anlatacağım. Sonrasında da Simzer arkadaşım sizlere de dağıtmış olduğumuz basın bildirisini okuyacak. Sonrasında sorular varsa da bunları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle bugün bu basın toplantısını neden yapmaya ihtiyaç duyduk? Ondan bahsetmek istiyorum. Bugün sizlere aktaracağımız konular aslında devletin ilgili bakanlıkları ve birimleriyle defalarca görüştüğümüz konulardır. Anlattığımız konuları, ki birazdan detaylarını vereceğim bunların, prensip olarak bizlere hep hak verildiği halde henüz bu konuda hiçbir adım atıldığını görmedik. Bu yüzden sizlerin huzurunda bu anlatacağımız konularla ilgili görüş ve düşüncelerimizi kamuya iletmek amacıyla, sizlerin aracılığıyla paylaşmak ve aktarmak istiyoruz. Konumuz, sizlere de bu basın toplantı, basın bildirisinde de verdiğimiz üzere, genel anlamda kamusal binalarla ilgilidir. Kamusal binalar neden önemlidir bizler için? Bir defa kamusal binalar bir ülkenin sanata, mimari kültüre verdiği değeri yansıtmaları bakımından çok önemlidirler. Çünkü bu binalar onlarca yıl topluma hizmet verirler ve bu bakımdan da uzun ömürlü, işlevsel, esnek, büyüyebilir olacak şekilde tasarlanmaları gerekmektedir. Kentsel ölçekten, yani kenti etkileyen biçimlenişinden alında en küçük detayına kadar çevreyle ve yerel değerlere uyumlu ve standartlara uygun şekilde tasarlanmalarını gerektirir. Tabii ki bu kadar önemli yapıların, kamu binalarının kısa vadeli değil, uzun vadeli ele alınması gerekir. Çünkü bunların idamesi, bunların sürekliliği çok önem arz eder. İşte tam da bu noktada birçok binada olduğu gibi ülkemizin de yasalarına uygun olacak şekilde kamusal binaların, biraz önce bahsettiğim işlevselliğinin, sağlıklı ortamının ve güvenliğinin idamesi için sorumlu bir müellife, bir sorumlu mimar veya mühendislere ihtiyacı vardır. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim kamusal binaların ideal olarak nasıl elde edilmelidir diye soracak olursak, öncelikle şunu söylemek gerekir. Bir defa kamusal binaları gerçekleştiren kurumlar bir merkezi yönetimler oluyor, bir de yerel yönetimler oluyor. Biz konuşurken hem merkezi yönetimleri hem de yerel yönetimleri de kastediyoruz. Öncelikle bu kamusal binalar ideal olarak mimari yarışmalarla elde edilmesi tercih edilmelidir. İkinci olarak hizmet alımı, ki bunların 2017 yılında yanılmıyorsam bir takım protokollerle nasıl yapılacağı da belirlenmiştir. Üçüncüsü ise, üçüncü bir alternatif yol ise devlete bağlı planlama birimlerinin bu projeleri yapma hakları vardır. Dolayısıyla bu üç yöntem ülkemizde yasalar nezdinde tanımlanmıştır ve yapılabilir. Yarışmalar, biraz önce de bahsettiğim gibi, çok önemlidirler. Yarışmalar ulusal bazda yapılabilir, uluslararası bazda da yapılabilir. Uluslararası bazda yapıldığı zaman mutlaka joint venture diye adlandırdığımız ortak girişimlerle yapılmasını emreder yasalarımız. Yani yurt dışından bir mimar veya bir proje ekibiyle ülkemizden bir proje ekibinin birlikte hareket ederek ülkemizde projelerin gerçekleştirmesine müsaade eder. Şimdi hal böyleyken şunu da belirtmek isterim. Daha önce bu tür örnekler gerçekleştirildi mi diye merak edebiliriz. Evet, daha önce bu şekilde çok başarılı örnekler yapılmıştır ülkemizde.
Bunlardan Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü, Kalkanlı'da yapılan kampüs buna bir örnektir. Yurt dışından mimarlar, özellikle Türkiye'den mimarların ve Kıbrıslı mimarların birlikte katıldıkları, gerek yarışmalarla gerekse joint venture şeklinde bir araya gelerek bu projeleri aşama aşama gerçekleştirmişlerdir. Ve sanırım yani bu güzel bir örnek diye düşünüyorum. Bu örnek gerek bu yatırımı yapan hem Türkiye için hem de bizler için bir gurur kaynağıdır. Yani çıkan eserleri ve gerçekleşen projelere baktığımız zaman yine yakın zamanda henüz daha inşası başlamadı ama Merkez Bankası projesi biliyorsunuz yarışmalarla gerçekleştirildi. Bunlar çok çağdaş, yerel normlarımıza uygun gerçekleştirilen projelerdirler. Şimdi bu iyi örnekler varken bir yanda öte yandan olumsuz örnekler de vardır ülkemizde gerçekleşen. Biliyorsunuz bir pandemi hastanesi konusu yaşadık. Pandemi hastanesi konusu çok hassas bir konu tabii sizlerin de bildiği gibi ama bugün o binanın bizim yasalarımız nezdinde bir sorumlusu yoktur maalesef. Yani şu anda bu binanın geleceğe dair bir takım idamesi için bir takım gerekli çalışmalar yapılacağı zaman bu sorumluluğu alabilecek mimar veya mühendisler şu anda yoktur. Şimdi tabii pandemi hastanesi çok hassas bir konuydu. Çünkü acil bir durum vardı ve bir şekilde bu gerçekleştirildi. Gerekli bir zamanında bizler tepkilimizi koyduk. Gerek binanın yapılacağı yerle ilgili olsun, gerek projelendirme konularıyla ilgili gerekli tepkimizi zamanımızda koymuştuk. Bu şu şekilde anlaşılmamalı arkadaşlar. Bizler yani pandemi hastanesine karşıyız değil. Pandemi hastanesinin projesinin gerçekleştirilme biçimine itirazımız vardır. Bu böyle yürütülmemeliydi. Şu anda bu binaya sahip çıkacak bir kişi veya kurum yok gibi görünüyor ülkemiz koşullarında. Şimdi buradan biraz esas gündem konusu olan yakın zamanda yapılması planlanan ve işte basında da çeşitli şekillerde yansıyan 500 yataklı hastane konusu vardır biliyorsunuz. Bir de Cumhurbaşkanlığı Sarayı vardır. Şimdi bu iki konu da bizim için gözlemlerimize göre yine bir kötü örnek olmaya aday şekilde gelişmeye gidiyor. Tekrar altını çiziyorum. Burada hastanenin yapımına karşı bir tavır yoktur. Bunun projelendirme biçimi ve dediğimiz gibi uzun vadede bu binanın çeşitli vesilelerle bakımı için, idamesi için buraya dahil olabilecek mimar veya mühendisler şu anda yoktur. Yani bu projeler yurt dışında hazırlanmıştır. Bu binalar yapılacak. Sonra bu binaları biz nasıl teslim alacağız? İleride bunlarla ilgili bir gelişme söz konusu olursa nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bizi çok üzen konular arasındadır. Doğrusu biraz önce bahsettiğim her iki proje için de bunu söyleyebiliriz. Doğrusu bu ülkede şu anda bu camiada sadece mimar olarak 1600 tane üyemiz vardır. 1600 mimar kayıtlıdır. Ve onlarca da biliyorsunuz üniversitelerimizde mimarlık fakülteleri vardır. Ve bu mimarlık fakültelerinin de köklü üniversitelerin birçoğu uluslararası akreditasyonlar almış, kaliteleri belgelenmiş okullarımızdır. Şunu demek istiyorum, bu bilgi birikimi bu toplumda vardır. Bu hastaneleri, bu sarayları yapabilecek birikim vardır. Şimdi bizi üzen kısım şu. Gerek hastane gerekse Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yani
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na sarayı yapılacaksa bunun gerekliliği tartışılabilir arkadaşlar. Ama eğer yapılması söz konusuysa niye Kıbrıs Türk mimarları bu projede bir söz sahibi olamıyorlar? Niçin bu bir yarışmayla gerçekleştirilmedi? Eğer bu bir uluslararası yarışma yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Koşulları vardı. Protokol biçimleri hep tanımlanmıştır. Bu şekilde gerçekleştirilebilirdi. Yine yakın zamanda rahmetli Rauf Denktaş'ın biliyorsunuz anıt mezar yarışması bu şekilde gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla bu hafızayı biz maalesef kaybettik, unuttuk. Böyle bir durumla karşıyayız. Sizlerden beklentimiz bizim sesimizi bir kez daha duyurmanızdır. Çünkü yarışmalar özellikle şu açıdan çok kıymetlidir. Bir defa ülkemizde birçok genç vardır. Bu gençlere bir heyecandır aslında bir yarışma. Yarışmalarla mimarlar kendilerini geliştirirler. O gelişme esnasında ülkeye de büyük katkılar sağlarlar. Binaların kitlesel biçimlenmesinden cephelerinin şekillenmesine kadar kendi yerel değerlerimiz yansır. Kendi iklim koşullarımız yansır. Ve onlarca eser arasından bir yarışma yaptığınız zaman en güzelini seçersiniz. Bu iklimden diyelim bizler mahrum bırakıldık diye hissediyoruz. Ha, illa yarışma mı yapılmalıydı? Hayır, yarışma yapılamıyorsaydı biraz önce bahsettiğim gibi hizmet alımı koşulları tanımlanmıştır. Nasıl yapılabileceği bellidir. Eğer bu da yapılamıyorsa devletin planlama makamının da bu projeleri yapma hakkı vardır. Ama biz üzülerek gördük ki maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en büyük inşaat işvereni olarak devleti düşünürsek maalesef bu biriminde çok az sayıda personel vardır. Geçtiğimiz yıllarda bu birçok arkadaşımız emekli olmuştur. Yerine yeni kişiler alınmamıştır. Ve şu anda bu dairenin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada biraz önce hafızanın öneminden bahsetmeye çalıştım. Her bir birim devlet içerisinde birer hafızaya sahiptir. Bu bilgiyi bir sonraki jenerasyona aktarmakla da sorumludurlar. Bu işlerin idamesi için bu şarttır. Bizim bu camiamız da bu şekilde ayakta duruyor. İşte bugün bizler varız, yarın başka arkadaşlarımız gelecek ama bu bilgiyi nasıl aktarırız, bu dönemi nasıl aktarırızın hep endişesi içerisindeyiz. Bu benzer endişeyi devlette de biz görmek istiyoruz. Benim söyleyeceklerim özetle bu kadardır. Arkadaşım şimdi basın bildirisini sizlere okuyacak. Arkasından sorularınız varsa onları da cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkan teşekkürler. Yönetim kurulu arkadaşlarım adına ben bildirimizi sizlere aktarmak istiyorum. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Mimarlar Odası, küresel pandemi döneminde ortaya çıkan ve ivedilikle çözümlenmesi gereken pandemi hastanesi ihtiyacının karşılanması için izlenecek yol hususunda bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiştir. Odamız söz konusu binanın hizmet alma protokolü kapsamında ve ülkemizdeki tüm mimar ve mühendislerin kayıtlı olduğu KTMMOB işbirliğiyle yapılması gerektiğini kararını almıştır. Ancak buna karşın maalesef süreç devam ederken hizmet alımı ve ülkemizdeki yasaların göz ardı edildiği bir hastane inşaatı örneği yaşanmıştır. Devlete ait bu tür önemli yapıların kararları siyasi irade ve bu iradeye yakın kişilerin şahsi görüşleri üzerinden getirilmemelidir. Pandemi hastanesi konusunda da yaşanan sıkıntıların temel sebebi bu konuda uzman kurum ve kuruluş görüşlerinin alınmamasıdır. Değişik ölçeklerde bilime dayalı yapılması gereken çalışmalarda planlama disiplininin göz ardı edilmemesi gerekir. Devlet adına yapılan ithal projelere örnek pandemi hastanesi uygulamasında da gördüğümüz gibi ülkemiz yasalarına, koşullarına ve standartlarına uyumsuz, devleti
maddi zarara da uğratan bu anlayışa artık dur demenin zamanı gelmiştir. Bilindiği üzere kamuya ait binaların projelendirme yetkisi planlama inşaat dairesindedir. Projeler bu birimin sorumluluğunda ve denetiminde gerçekleştirilmelidir. Son zamanlarda meslektaşlarımız arasında haksız rekabet ortamı sağlanmasına neden olan planlama inşaat birimi yerine özel sektöre dağıtılan kamu projelerinin adaletsiz bir durum oluşturduğunu, meslek ortamını bozduğunu ve devlet ciddiyetine olan güveni sarstığını bilginize getirmek istiyoruz. Devlet kurumlarının siyasi kimlikleri ne olursa olsun ayrılmaz iki unsur olan eşitliği ve adaleti sağlamakla yükümlü olmasının yanında özel sektör dinamiklerini gözeterek hareket etmesi önem taşımaktadır. Bir başka nokta ise yerel yönetimlerin de aynı sorumluluk bilincinde hareket etmesi, ülkemizdeki yasalar çerçevesinde mimar ve mühendislerimize aynı adaletli ortamın sağlanmasında öncülük etmesinin önemini vurgulamak istiyoruz. Mimarlar Odası olarak ülkemizin tüm belediyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına çağrıda bulunarak kamusal alanların düzenlenmesinde tasarımların mimari yarışmalarla elde edilebilmesi için gerekli organizasyonları üstlenme arzusunda bulunduğumuzu bildirdik. Ayrıca proje kapsamına göre ilgili diğer meslek disiplinlerini de koordine ederek gönüllü olarak organizasyonun başında görev alabileceğimizi de duyurduk. Yeni yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanesi ile Cumhurbaşkanlığı idari binası ve sarayı projelerinde ithal projeler olduğunu veya olacağını gözlemlemekteyiz. En büyük işveren konumundaki devletin ithal projelere itibar etmemesi gerektiğini, Mimarlar Odası'na kayıtlı yaklaşık 1600 üye ile onun üzerinde mimarlık fakültesi bulunan ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla bu tür projeleri gerçekleştirebilecek bilgi birikimine, deneyimine ve yeteneğine sahip olduğunu her platformda vurgulamaktayız. Çevre kalitesini arttırmak ve özellikle yerli ve genç mimarlara daha çok olanak tanıyarak özgün ve yerel iklime ve kültüre dayalı tasarımları teşvik etmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle devlet altındaki bakanlıkların ve idarecilerin yapı sanatına değer veren mimarlık politikalarının üretilmesine katkı sağlayacak adımlar atması, teknik ve uzmanlardan oluşan bilimsel komitelerle projelerin kurgulanması gerektiği görüşündeyiz. Bu bağlamda ülkemizin kültür, sanat, sosyal ilişkilerine değer katacak nitelikteki bir anlayışla kararlar üretilmesi gerektiği inancındayız. Kamu projelerinin işbirlikçi ve farklı yöntemlerle projelendirilmesi, denetimi ve uygulama aşamalarının uygun hale getirilmesi konusunda gerekli görüş ve önerilerimizi ilgili bakanlıklara, ziyaret ve toplantılarımızda defalarca dile getirdik. Mimarlar Odası olarak bir değişim programı çerçevesinde kurulması için öneride bulunduğumuz proje yönetimi kurulu oluşumunun hayata geçirilmesinin şart olduğunu ve bu kurulda devlet ve meslek odalarından uzmanların yer alması gerektiğini yazılı ve sözlü bir şekilde bildirme girişiminde bulunduk. Ancak tüm bunlara rağmen olumlu hiçbir sonuç alamadık. KKTC ve TC hükümetleri işbirlikleri adı altında 500 yataklı devlet hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve arkasına gelebilecek benzeri projelerin aynı yöntemlerle projelendirme süreçlerine karşı duruş sergilenmesi elzem noktadadır. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği'nde varlık gösteren, bu ülkede mesleklerini icra eden üyelerimizin ve yasalarımızın daha fazla hiçe sayılmasına tahammül edemeyiz. Yasalarımıza aykırı, doğru yöntemlerle yürütülmeyen yukarıda bahsettiğimiz kamuya ait projelerin projelendirilmesindeki farklı yöntemlerin siyasi kaygı ile değil toplum yararını gözeterek bilimsel, teknik, çevreye, iklim koşullarımıza uygun sosyal, kültürel etkilerini düşünerek günlük değil uzun vadeli planlamalar yapılarak hareket edilmesi gerekmektedir. Binaların bakımı ve idamesi ki başkanımız gayet güzel açıkladı. Bununla ilgili sürecin en başından son aşamasına kadar sürdürülebilir olması yerel mimariye, yerel mevzuatlarımıza, ülkemize uyumsuzluk yaratabilecek bu tür yatırımlar için hükümetteki yöneticileri bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. Tüm uyarılara rağmen vizelenmeyen projenin uygulanması durumunda
yasal çerçevede meslek haklarımızı korumak adına gereğini yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, kolay gelsin size bu süreçte. Şimdi benim sorum şu yönde, evet siz belirttiğiniz pandemi hastanesinde de yaşandı bu süreç. Aynı şekilde kapalı Maraş döneminde de bu gibi duyumlar aldık. İşte Türkiye'de rakiplerin geleceği, oradaki binaların incelemenin olacağı. Hatta Türkiye Barolar Birliği geliyor buraya. Peki bizim Kıbrıs'ın kuzeyindeki bu gibi birliklerin, odaların görmezden gelinmesi bizi nereye götürecek? İyi bir yere götürmeyecek. O belli. Biraz önce vurgulamaya çalıştım. Yani her şey bir binanın yapılması ve hayata geçirilmesiyle bitmiyor. Binalar, özellikle kamu binaları, biraz önce de bahsettiğim gibi aslında bizim bir aynamız. Yani bizi yansıtıyor o binalar. Dolayısıyla bir defa bu yönüyle bu duyarsızlığı karşısında, yani bu değerler dikkate alınmadan yapılan binalar bizim bu kültürel değerlerimizin bir defa kaybına yol açacaktır. İkinci bir şey, biraz önce söylediğimiz bu binaların bakımı ve idamesi söz konusudur ve standartlara uygun yapılması söz konusudur. Tabii bu konuda daha konuya yakın arkadaşlarımız daha çok bilgi aktarabilir size, ama örneğin pandemi hastanesi yapıldı. Sonradan ancak altyapısıyla ilgili büyük sorunlar yaşandı, karşımıza çıktı. Özellikle biliyorsunuz elektrik altyapımız bizim daha farklıdır birçok ülkeden. Özellikle Türkiye ile kıyasladığımız zaman farklı bir sistemdir bizdeki. Ve şu andaki bu altyapı elektrikle ilgili altyapı standartının yetersizliğinden dolayı bir yenilenme söz konusudur. Yani ben sanmıyorum ki bu tür yatırımları yapan Türkiye de bu konudan mutlu olsun. Çünkü bir para atılıyor, ondan sonra onu tekrardan tadil etmek zorunda kalıyorsunuz. Tekrardan bir harcama yapmak zorunda kalınıyor. Bu da gerek Türkiye halkının vergileriyle yapılan, bizim buradaki çabalarımızla bir yerde boşa gitmesini sağlayan bir durum ortaya çıkıyor. Bunların tekrar etmemesi içindir derdimiz özünde. O yüzden mutlaka yasalarımızla zaten bunlar tariflenmiş. Şunu demiyor, yurt dışında proje, yani yurt dışından birisi proje yapamaz demiyor. Bizim dediğimiz şudur, yurt dışından da bu hizmet alınabilinir. Bunun bir protokolü olması lazımdır. Ve mutlaka ülkemizden bir tasarım veya bir proje ekibiyle birlikte bunu yürütmeleri gerekmektedir. Bizim söylediğimiz budur. Aksi takdirde başımız daha çok ağrıyacak diye düşünmekteyim. Ve bu iklimi yaratmamalıyız. Yani bu böyle bir iklim bizi hem bu yatırımı yapan Türkiye'ye çok üzecektir, hem de bizi çok üzecektir. Yani bunu doğru adımlarla yapmak durumundayız. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Başkanım, özür dilerim, benim bir sorum olacak. Şimdi bu sistem bugün sözlerinizden sonra şunu söyleyebilir miyiz efendim? Ülkede her şey oldu bittiye getiriliyor. Bir ikincisi de efendim, malum Mimarlar Odası deyince Türkiye'de efendim, Türkiye'deki Mimarlar Odası yapılan her projeye muhalif olan bir oda olarak gösterildi. Acaba sizin bazı şeylerin içine dahil olmayışınızda sizin de muhalif olabileceğiniz yönünde mi korkutuyor var? Valla şimdi biliyorsunuz, şimdi öncelikle şunu izah edeyim. Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği diye bir çatı var, bir ana şemsiye var. Bu şemsiyenin altında 16 veya 17 tane oda var. Şimdi her bir odamız, ki biz de bu çabayı gösterdik. Yani biz dışlanmışsak çok üzülürüz. Ama buna rağmen şu andaki Erkin çok yoğun belki bir takım meselelerle uğraş içerisinde olmaları, işte kurultaylar, seçimler, erken seçimler, pandemi vesaire falan. Şimdi bütün bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman evet çok yoğunlar, bu konulara vakit ayıramıyorlar diye düşündük. Ve biz kendimiz o teması sağladık. Yani biz her bir birimle birkaç defa bu konuları gündeme getirdik. Aslında her defasında da haklısınız diyorlar. Güzel. Yani
Onlar da bizimle aynı düşüncedeler. Ancak bilmem o dediğiniz oldu bitti bilmiyorum. Oldu bitti olmamalı. Biz de gerekli, biraz önce arkadaşımın da okuduğu gibi, o duruşu sergilemek durumundayız. Bunu Türkiye'ye karşı bir duruş gibi sakın ha böyle algılanmasın. Yani bu hepimizi yani çok yanılgıya götürür. Burada bizim altını çizdiğimiz işlerin yapılış biçimidir. Ya ne demek bir bina yapacaksınız? Ondan sonra bütün elektrik ve mekanik altyapısını söküp atıp yeniden yapacaksınız. Çünkü buradaki normlara uygun değil. Biz bunu niye yani baştan bu irtibatı, bu iletişimi kuramıyoruz ve işin nasıl yapılacağının yöntemini konuşamıyoruz? Bu bakımdan biraz önce özellikle planlama dairesinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik. Çünkü orada hakikaten geçmiş yılları ben düşünüyorum da büyük bir birikim vardır. Ama o birikim aktarılmadığı sürece işte bu tür boşluklar, bu tür sıkıntılar yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ben şunu söyleyebilir miyim? Sizler olmaz, bu işin olmazsa olmazısınız diyebilir miyiz? Bizce öyle. Yasal olarak da öyle.